Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Uzun zamandır duyum videolarında e, aradığınızı bulamıyorsunuz sanki. Bence bu video tam aradığınız nitelikte. Nereden başlayayım? Hangisinden başlayayım bilmiyorum. Önce Galatasaray'da bugün yapılacak seçimin iptal olduğunu belirteyim. İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurula tedbir kararı koymuş ki biz buna MHYB diyoruz. Ee, TFF'den bir açıklama geldi dün Spor Toto Süper Lig ve Süper e, Süper Toto Süper Lig ve Spor Toto Birincilik 5 Ağustos 2022'de başlayacak. 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Yani Dünya Kupası'nda olsun olmasın futbolcular ara verilecek. Ve 2022 Dünya Kupası nedeniyle bu verilen aradan aslında bir hafta sona başlayacak Dünya Kupası. Çünkü 21 Kasım 18 Aralık arasında. Bakalım kaç günlük bir ara verilecek. Yani 18 Aralık'a kadar ara verileceğini zannetmiyorum. Yani 3 haftadan daha fazla süre. Hatta 14'üne verirse 4 hafta falan geçiyor yani. Bir ayı da geçiyor. 28 Mayıs 2023'te de takvim tamamlanacak. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi 6 ay takımı Fil dişili forvet oyuncusu Davuda Bamba'nın sözleşmesini feshetmiş. Ya ben şunu söyleyeyim tamam e, o, hocam o kadar da düştük mü diyeceksiniz. Ha, hayır onu demek istemiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. La bu çocuk çok iyi başladı. Yani ilk 15 maçta 7 gol falan atmıştı. Sonra oynadığı 17 maçta hiç gol atamamış. Toplam 32 maç 7 gol 1 asist ama ilk 15 maçta zaten ne varsa. Biz ne yapıyoruz futbolculara ya? Yani biz ne yapıyoruz abi? <laughs> Çok ilginç bir sezondayız. Bu arada 32 diyorum ama 1985 takviyonu yani 22-23 maç gibi düşünün. Ee, biz futbolculara ne ediyorsak artık buna dönüşüyor. Bunu da konuştuk. Sıradaki haberimiz. Fenerbahçe'de 2 artı 1 yıllık anlaşma. Bakın bu anlaşma kimin sizce? Hocam Beşiktaş'a mı gitti? Niye sarı kart cezalısı oldu? Hocam sarı kart cezası. Kesin hocam Beşiktaş'a gitti. Ya arkadaşlar diyorum hiçbir yere gittiği yok diyorum. Serdar Aziz aynı duruyor diyorum. Cık. Hocam kesin gitti Beşiktaş'a. Beşiktaş'a gitmeseydi o sarı kartı yemezdi. Ya hakem sarı kart göstermek için şey arıyor. Yani fırsat kolluyor. Neye göstermezdi? İlla ki gösterecekti. Cık. Yok hocam o Serdar Aziz sarı kartı bilerek yedi. Şimdi önümüzdeki sezon yerli kuralı uygulanacakmış öyle söylüyorlar. Ben de revize edileceğini söylüyordum. Bakalım hangimizin e, yerli kuralı daha doğru çıkacak? Ya da yerli kuralın ilgili hangi kimin hangi kimin duyumu kimin hangi duyumu daha doğru çıkacak ama Serdar Aziz de Fenerbahçe'nin uzun lafın kısası. Hani elinde tutmak için Serdar Aziz'i Fenerbahçe hamlesini yapmış ve eee her konuda anlaşma sağlanmış, menajer Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki pürüzler giderilmiş, resmi imza atılacakmış. Takvimin haberine göre ki uzun zaman sonra ilk defa doğru haber vermiş, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlanmış. Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması ve dörtlü savunmaya geçmesinin ardından takımın banko isimlerinden biri oldu ve herkesin beğenisini kazandı. Son 9 maçta da 11'de yer aldı. Son 10 maçta olması lazım. Milli futbolcu. Fenerbahçe'nin müthiş serisinde önemli bir pay sahibi. Bu sezon 23 maçta forma gidi. Bir gol, bir asisti var. Ee, Serdar Aziz'in. iyi de bir performans. Hani bu performansın kaçmaması lazım gibi. Şimdi Serdar Aziz'le ilgili çok şey geliyor. Hocam Galatasaray bizim düşmanımız mı? Hayır Galatasaray bizim dostumuz. Hangi dost ezediği rakibine bedavadan böyle bir futbolcuyu verir? Ömer Türk. Bir de yıllar sonra tekrar Türk milli takımına seçildi yani performansından dolayı. Düşman bunu yapar mı lan? Manyak mısınız? Kafa mı yediniz kardeşim siz? Tevbesi yüzümü yok. Galatasaray her şeyi yapar. sonra yani bize böyle bir dostluklar. Sıradaki haber bakınız Mustafa Hoca AŞ'ye iftiharla sunar. Tahmin edin isim kim? Hocam bildiğimiz bir isim kesin de kim? Salih Özcan. Fenerbahçe'de Salih Özcan harekatı. Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de Salih Özcan transferi için çalışmalar başlamış. Hocam Salih Özcan ismiyle ilgili bize bir şey söyle. İlk bu kanalda duydunuz. Duyumlarını da bu kanalda aldınız. Videosunu da bu kanalda izlediniz. Hani size söyleyebileceğim şey bu. Daha başka bir şey istiyorsanız, yani daha 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 başka bir şey istiyorsanız şunu söyleyeyim. Haberin detayını okuduğum zaman hayretlere düşeceksiniz. Hocam bu haberi siz mi yazdınız? Yani bizi hani bize burada şey yapıyorsun, video falan izletiyorsun ama acaba el altından köşe yaz köşe yazılar mı yazıyorsun diyeceksiniz. Sadece golbar.com'da yazıyorum. Neyse çok uzattık. Gelecek sezon şampiyon kadro hazırlanıyor. Köln'e yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için Fenerbahçe harekete geçti. Menajinle ilk temas kuruldu. Şartlar masaya yatırıldı. Sezon sonu Köln'le anlaşma zemini aranacak ve yeni teknik direktörü sunulacak. Onay verilmesi halinde de çalışmalar başlayacak. Bunu destikada gösterdiği performans adından söz ettirdi ve kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 7 milyon euro güncel piyasa değeri var. 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun bu sezon 29 maçta forma giydi. 2 gol 1 asisti var. Bazı arkadaşlar diyor hocam Zayis bundan daha iyi diyor. E, 7 milyon euro diyor. Güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Artık sezon sonu kesin ayrılır diyor millet. 2016'dan beri Köln forması giyiyor. Türk milli futbol takımında da bir kez forma giydi. Yani 27 dakikada olsa forma giydi. Sonuçta milli oldu. Hocam Salih Özcan'la ilgili bize duyum verir misin? Vermiyorum. Küstüm size. Siz bu videoyu beğenmediniz hala. Bu videoyu beğenmeyen ayıp ediyor. Valla ben Salih Özcan olacağını zannetmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Ya Serdar Dursun, şey, Serdar Aziz konusunda %100 derim imzalandır ama bu konuda cık, ekliyorum. Belotti. Andrea Belotti. Duyumunu verdiğim zaman alay edilen Belotti. Şimdi ne oldu biliyor musunuz o Belotti? Herkesin haber konusu oldu meşhur bir duyumcu çok meşhur bir duyumcu benden haftalar sonra haftalar sonra evet demiş ki henüz resmi bir teklif yapılmadı Belotti'nin ilgili ancak Fenerbahçe ilgileniyor demiş. Bir başka gazete Belotti'nin Fenerbahçe'den istekleri diye bir haber ortaya sunmuş. Evet evet. 2 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık maaş demiş. Hatta NTV'de desek herhalde yalan söylemiş olmayız. Çünkü kaynak NTV yazıyor. 2 imza parası 3 yıllık ücret. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer iki imza parası 3 yıllık maaş diyorsan Anadolu yakasında bir tane villa bulun. Belot diye orada Fenerbahçe'deki süre boyunca orada konaklasın. Harbi söylüyorum bak. Ya son günlerde gazetelerde anca şey görüyoruz işte. Jesus geliyor, gidiyor. Jesus geldi, gidiyor. Gelmedi, geliyor. Geldi, geliyor. Gitti, gidiyor. Nokta kom falan. En son Serdar Ali Çelikler de duyum vermiş. Onun bile duyum yani onun bile duyumlarına kadar gittiyse demek ki iş ciddi diyor insan. Ama iş ciddi olmaya da bilir. Ben şunu söyleyeyim. Duyum şu şekilde. Fenerbahçe Jorge Jesus'a 5,5 milyon euro maaş ve 16-18 milyon euro bandında transfer bütçesi önermiş. Jesus 7,5 maaş 30 milyon euro bütçe demiş. Şimdi bir önceki videoda dedim ki İsmail Kartal'la devam etsek. Babalar gibi bir forvet, bir tane kanat, bir tane sol bek, bir tane stoper, bir tane 8, bir tane yedek kaleci alsak. Niye 6 hocam? Ne bileyim niye 6? Hocam niye 5'ti? Niye? Bunları alsak İyi olmaz. Mesela 30 milyon euro bütçe. 7 milyon euroya bir kanat alalım. Hani Rossi'den daha iyi ama 7'yi alalım. Malank Sarı opsiyonlu kiralayalım. İşte 2 milyon euro kiralama bedeli. Satın alma opsiyonu da 6'da o olsun. Yani alırsan 8 etti sana 15. Salih Özcan konuşuluyor. Hadi Salih Özcan'ı da 8'e alayım. 3-3.5 bandına. 15, 18 buçuk. Konan boşa çıkıyor bedava al. Hadi Eren Elmalı'yı da al Kanada. Ferdi yönü atacağım diye. 3'e de onu al. 21 buçuk. Forvet'e Belotti gelecek olsa zaten bedava gelecek. 21 buçuk. Kim kaldı abi? Kedek kaleci Ertuğrul Taşkıran. Hani onu da 500 bin euro al. al. 22 milyon euro bak. Ertuğrul, Konan, Malan Malanksar. Bir tane kanat aldın. Belotti'yi çektin. Salih Özcan aldın bak. 22'ye. 8 milyon euro da boşa çıktın. Bence bu daha başarılı olur. Bence bence bu daha mantıklı olur. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama bu Jorge Jesus benim iyice midemi bulandırmaya başladı. Durum bu. Meşhur bir duyumcu diyor ki Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Luis Gustavo ve Tisserand'ı gelecek sezon düşünmüyor Fenerbahçe demiş kadroda. Bir de Novağı belirtmiş. Yani yine bizden haftalar haftalar sonra verilen bu haberle ilgili de ekleme yapayım. Fenerbahçe bunları istemiyor değil. Mesela Luis Gustavo konusunda Luis Gustavo'nun aldığı yıllık ücret çok yüksek. Fenerbahçe'nin e, dinamiklerine aykırı bir ücret. Fenerbahçe Gustavo'dan çok ciddi bir indirim isteyecek yani. İndirimini yap, efsanelerden biri olarak yerini al diye. Zaten Gustavo'nun maaşı tepki çekiyor. Oynadığı futbol değil. İnanın maaşı düşük olsa, 1 milyon euro almış olsa ya 1 milyon euroya iyi bile oynuyor derler. Gerçekten diyorum. Belki de bilinçli yapılıyordur ya da yaptırılıyordur. Bu tepkiler o konuda da çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama Gustavo ile ben Gustavo'nun öyle kolay kolay gideceğini zannetmiyorum. Yoksa isteyen çok takım var da sözleşmesini feshetsin gelsin diyen çok takım var ama bizim beyimiz bu parayı hiçbir yerde bulamaz. Gitmez de. O yüzden Gustavo indirim yaparsa ne ala. Son haberimize geldik. Fenerbahçe transfer haberi. Fenerbahçe'ye yeni Pogba girişimler başladı. Aha. Bunu mu başlık yapsam? Yeni Pogba. Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe. Kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe. Teknik direktörlük görevi için Jesus'ta görüşen Fenerbahçe. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren yine Fenerbahçe. Gustavo Sosa ile yollarını ayırmaya çalışıyor. Ve sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu arada Beşiktaş maçında Gustavo Zayt, Mert Aklan, İrfan, Rossi, Serdar Dursun herhalde ileri ileri altılı yok orta üçlü ileri üçlü <laughs> altılı kesin gibi. Sağ de o sayı iyileşir. Kim Tisserand Tamam gibi Ferdi zaten 6 ay zaten malum gibi. Yani Novak yedek olur. Burak kapacak yedek olur. Emir Ortakaya stoper yedeği olur. 3. <laughs> Bence Çağatay Kalıp da yedek olur. Nova stoper yedeği gibi de düşünürsün. Sosa yedek Arda Güler yedek olur. Yine bu maçtaki gibi ee, Valencia Berisha Arda Güler, Vadis Kabilişa. Hani öyle olur gibi gözüküyor. Onu da söyledik. Burada şöyle bir durum var. Sosa ile yollarını ayırmaya çalışıyor Fenerbahçe ama sürpriz bir isim ortaya atıldı. Arkadaşlar bu haber bana çok tuhaf geldi. Valencia'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi, Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyormuş Fenerbahçe. Bu bana niye komik geldi? Şimdi futbolcunun Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bu futbolcuna ilgilenmesi için önce futbolcunun meziyetlerini bilmemiz lazım. Misal. Yani Fenerbahçe'nin aradığı kan mı değil mi? Ya da Fenerbahçe bunu niye almalı? Yani neyi amaçlayarak almalı? Falan filan. Futbolcunun şeyini duydunuz mu? Yeni Pogba'nın. Yeni Pogba'nın özelini duydunuz mu? 19 yaşında. Çok güzel hocam. Yani kulübü de 12... Aylığına ya da 1-2 yıllığına yani 24 aylığına kiralamak istiyormuş. Çok güzel. La Liga'da 10 maça çıkıyor Moriba. Gol sayısı 0. Asist sayısı o da 0. E ne yapmış hocam? Gezmiş mi sadece? Tamam ee, yani bu sadece menajerliğini Rogon yapıyor diye piyasa değeri 10 milyon euro diye haber sunmuşlar. Yine milli takımın 5 kez formasını giymiş. Ha hocam 8 numara oynadığından dolayıdır belki atamıyordur. Arkadaşlar hiçbir ilgimiz alakamız yok. Eleman zaten 25 milyon euro piyasa değeri varken 16'ya satın alınmış Barcelona'dan geçen sezon. 16'ya satın alınıp kiralanmış. Ocak ayında kiralanmış piyasa dediği 20'ye düşünce. 20 maça çıkmış bu sezon. 863 dakika bir asisti var. Bilgiyi de düzeltelim. Bizim bu arkadaşla bir alakamız yok. Yerli Pogba'yla. Ha bu arada bizde yerli Pogba zaten var. Ozan Tufan. Onlar da zaten Ozan'la mesut. Dediğim gibi Fenerbahçe iyi gittiği müddetçe affedilmezler. Ki inşallah da iyi gider Fenerbahçe. Affedilmesinler de. Yani benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Duyum kısmından belirteceklerim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoda bir beğeni inşallah çok görmezsiniz. Sonuç olarak Salih Özcan'ı ben beklemeyin diyorum. Belotti konusunda daha çok haber duyacaksınız. Moriba'yla ilgili bir şey yok. Serdar Aziz'le ben uzatıldığım görüşündeyim. Subliminal olarak Ertuğrul Taşkıran duyumu verdim. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, ve subliminal olarak Konan e, duyumu verdim. İnşallah anlatabilmişimdir. Hani anlatamadıysam, belki anlamadıysanız subliminali biraz açık verelim diye istedim. Bunları da söylemiş olalım arkadaşlar. Belki de eee başka duyumlar da vermişimdir. Videoyu tekrar izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.